2022 yılında laptop teknolojisinin geldiği son noktayı görmek isteyenler için 12. nesil Intel Core i9 işlemcili, Asus ROG Strix Scar 17 Special Edition incelemesi sizlerle. Asus'un ROG Strix Scar 17 model laptopları her sene güncellenerek gelmeye devam ediyor. Geçen seneki modeli Türkiye'de ilk inceleyen ben olmuştum. Bu sene çıkan modeli incelemeye fırsatım olmadı derken Special Edition'ı geldi inceleme için. Ve bu model adındaki Special takısını kesinlikle hak ediyor. Mesela kutusunun içerisinden şöyle bir el feneri çıkıyor. İlk gördüğümde çok da etkilenmedim açıkçası. Çünkü üst seviye cihazların içinden işte anahtarlıktır, mousepad'tir vesaire böyle aklınıza gelebilecek hatta pense çıkanını bile görmüştüm. Hani pek çok farklı şeye alıştığım için. Dedim el feneri koymuşlar hediye olarak. Fakat sonradan fark ettim ki bu bir ultraviyole ışık. Bu bölgeye normalde baktığınızda böyle üzerinde çok hafif desenler olduğunu fark ediyorsunuz. Fakat böyle renkli bir şey çıkmasını beklemiyorsunuz. Ama ultraviyole ışığı yaktığınız anda burada mavi ve yeşil tonlarında desenler ortaya çıkıyor. Ve evet, günlük hayatınızda bunu görmeyecek olsanız bile fazlasıyla havalı bir şey. Laptopun donanım özellikleri de fazlasıyla havalı bu arada. Şu tek elimle taşıyabildiğim cihazın işlemci gücü. Şu arkamda görmüş olduğunuz kocaman bilgisayar kasasından daha yüksek. Şimdi laptopun özelliklerine geçmeden önce Asus'tan pek çok hediye kazanma şansınız olan Asus'un okula dönüş kampanyasından bahsetmek istiyorum. Bu kampanyanın içinde bir laptop hediyesi de var bu arada. Kampanyaya katılmak için öncelikle tarayıcınızdan day1rog.com'a gidiyorsunuz. Sayfayı açtığınızda sizden ülke seçmenizi istiyor. Hemen buradan Türkiye'yi bulalım. Türkiye'yi ve Türkçe dilini seçtikten sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Burada birazcık aşağı indiğinizde Asus laptoplar hakkında bilgi alabileceğiniz bir bölüm var. Ve onun hemen altında ihtiyaçlarını seç diye bir bölüm var. Bu butona tıklıyorsunuz. Buradan sizin için önemli olan 3 tane özelliği seçmenizi istiyor sizden. Mesela benim için laptoplarda önemli olan şey içerik üretimi, çok yönlülük ve üretkenlik. Bana hitap eden 3 tane özelliği seçtikten sonra devam et butonuna basıyorum ve bana bir tane laptop öneriyor. Benim seçtiğim özelliklere göre bana önerdiği model ROG Flow Z13'ün 2022 versiyonu. Sayfanın size burada vermiş olduğu promosyon koduyla şimdi al butonuna basarak bu cihazı satın aldığınızda veya size hangi modeli önerdiyse onu satın aldığınızda yanında bir tane okul seti kazanıyorsunuz. Setin içerisinde gelenler ise sırt çantası, termos, tişört, defter, kalem, oyuncu kolluğu ve mousepad. Okula dönüş için fazlasıyla güzel bir set özetle. Kampanya bununla da sınırlı değil. Sayfada birazcık aşağı indiğinizde bir de çekiliş bölümü olduğunu göreceksiniz. Çekilişte Asus'tan bir oyuncu laptopu veya PC için Game Pass kodu kazanma şansınız var. Çekilişe katılmak için iki farklı seçeneğiniz var. Birincisi Twitter'dan. Şurada görmüş olduğunuz tweet'i, bu tweet'i kopyalayın yazısına tıklayarak Twitter'ınızda paylaşıyorsunuz. Twitter hesabınızı herkese açık hale getirdiğinizde ve Asus ROG Türkiye'yi Twitter'dan takip ettiğinizde bir çekiliş hakkı kazanmış oluyorsunuz. İkinci seçenek ise Instagram'dan. Hemen buradan tıkla ve Instagram yarışmasına git butonuna bastığınızda sizi Asus ROG Türkiye sayfasına yönlendiriyor. Instagram'dan bu sayfayı takibe alıp çekiliş postunun altına day1rog ve team ROG hashtagleriyle birlikte 3 tane arkadaşınızı etiketlediğinizde çekilişten bir hak daha kazanmış oluyorsunuz. Yani isterseniz birini yapabilirsiniz, isterseniz ikisini birden yapıp şansınızı arttırabilirsiniz. Kampanya hakkında tüm detayları day1rog.com sitesinde bulabilirsiniz. Açıklama bölümüne linkini bırakıyor olacağım. Hepinize bol şans diliyorum. Şimdi şu muhteşem aletin incelemesiyle devam edelim. Şimdi tasarımdan başlayacak olursak laptopun her yerinde parmak izini az belli edecek şekilde ayarlanmış bir yüzey var. Tabii ki yağlı ellerinizle vesaire dokunursanız burada yine parmak izi çıkıyor fakat normal bir laptopa göre çok daha zor şekilde parmak izi bırakıyorsunuz. Yani şu an gördüğünüz gibi parmaklıyorum her yerini fakat neredeyse hiçbir şekilde belli olmuyorlar. Sağ tarafta RGB aydınlatmalı bir ROG logosu görüyorsunuz. Bunu istediğiniz renklerde ayarlayabiliyorsunuz. Sol tarafta şöyle çapraz şekilde bir bandımız bulunuyor. Bu aslında iç tasarımda da devam ediyor. Onu da hemen şöyle göstermeye çalışayım. Aslında aynı tasarım detayı burada da var. Buraya birazdan geleceğim ama tasarım bütünlüğünü göstermek açısından bence önemli bir detay. Ultraviyole kısmından zaten bahsettim fakat sürekli yapasım geliyor. Bence fazlasıyla havalı duruyor. Laptopun üzerinde pek çok RGB
bir aydınlatma var. Mesela şurada monitörün altında bir tane var. Burada böyle güzel bir RGB doku oluşturuyor. Monitörün altındaki RGB şerit ön taraftan da gözükebiliyor. Şu bölgeyi de şöyle hafif bir şekilde aydınlatıyor. Klavyenin üzerindeki RGB tuşları teker teker ayarlayabiliyorsunuz. Yani her tuşa istediğiniz rengi verebiliyorsunuz. Ben şu an örnek olsun diye gökkuşağı açtım. Tuşların ışık seviyesi fazlasıyla mutlu edici seviyede. Yani şu an yüksek ışık altındayım. Stüdyo ışıkları altındayım. Ona rağmen cayır cayır yanıyorlar. Ve son olarak laptopun alt kısmında çevreleyen bir tane RGB şeridimiz bulunuyor. Bu böyle yanlara doğru da devam ediyor. Bu şerit LED özellikle masanın üstüne bıraktığınızda karanlık ortamda fazlasıyla havalı duruyor. RGB aydınlatmaların hepsini Asus'un Armory Crate yazılımı üzerinden ayarlayabiliyorsunuz ve senkronize bir şekilde de çalışıyorlar. Tabii ki kulaklık, mouse gibi çevre ekipmanlarınızı da bu RGB'lerle senkronize edebiliyorsunuz. Laptopun sağ tarafını yarı şeffaf şekilde tasarlamışlar. Burada içerisini bir miktar görebiliyoruz. Bu tasarım çizgileri laptopun her yerinde devam ediyor. Dediğim gibi üst tarafta da aynı şekilde bir çizgimiz var. Ve hatta tam şu arkadaki çizginin kesişim alanındaki kapağı isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Kutunun içerisinden bu kısım için 3 farklı kapak çıkıyor. Ben şu an yarı saydam olanı taktım. Fakat isterseniz mesela düz siyah olsun derseniz bunu böyle kolayca buraya takabiliyorsunuz. Ve isterseniz hatta 3 boyutlu yazıcıdan kendi kapaklarınızı tasarlayabiliyorsunuz. Bence tasarım bütünlüğünü sağladığı için şu yarı şeffaf olan en güzeli. Klavyenin tuş aralıkları fazlasıyla yeterli. Basış hissiyatı gayet güzel. Üst tarafta çeşitli kısa yol tuşlarımız bulunuyor. Buradan işte ses aç, performans moduna geç gibi şeyleri rahatça yapabiliyorsunuz. Ya da mikrofonu vesaire buradan kapatabiliyorsunuz. F tuşlarıyla kısa yolların bir kısmı ortak bu arada. Şurada görmüş olduğunuz tuşları hem kısa yol tuşu hem de F tuşları olarak kullanabiliyorsunuz. Touchpad'imiz gayet büyük. Dokusu gayet güzel. Burası da parmak izini az belli ediyor bu arada. Fazlasıyla hassas ve güzel bir şekilde çalışıyor. Üst seviye bir oyuncu laptopundan bekleyeceğinizden çok daha iyi. Bu seneki modelde menteşelerimiz de yenilenmiş. Asus bu menteşe tasarımının çok daha sağlam olduğunu belirtmiş. Bu tarz şeyleri tabii ki kısa süre içerisinde deneyimleyemiyorum. Bunları denemek için uzun zaman gerekiyor. Sağ tarafta fiziksel bir anahtarımız bulunuyor. Bunu isterseniz kutunun içerisinden çıkan şu anahtarlıkla taşıyabiliyorsunuz. Şöyle silikon ve metalden oluşan bir anahtarlığımız var. Bu anahtar buraya cuk bir şekilde oturuyor. Bunu isterseniz çantanıza, isterseniz anahtarlığınıza vesaire asabilirsiniz. Bu ne işe yarıyor diye soracak olursanız buna pek çok görev atayabiliyorsunuz. Mesela bunu takmadığım sürece bilgisayar açılmasın. Yaptığınız ayarlar bunun içine kaydedilsin ve siz bunu taktığınızda otomatik olarak o ayarlara geçsin. Bilgisayardaki dosyalarınızı şifreleyin ve bu takılmadığı sürece açılmasın gibi pek çok farklı fonksiyonu var. Bunu istediğiniz gibi dediğim gibi özelleştirebiliyorsunuz. Giriş çıkış portlarına bakacak olursak öncelikle sol tarafta iki tane tipa USB'miz, bir de kulaklık ve mikrofon için combo jack'imiz bulunuyor. Sağ tarafta herhangi bir portumuz yok. Portların çoğunu cihazın arka tarafına koymuşlar. Burada iki tane tip C USB'miz bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Thunderbolt destekli, ayrıca Power Delivery de destekliyor. Yani Type-C portunu kullanarak 100 Watt'a kadar olan adaptörlerinizle bu cihazı şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca kullandığınız monitör veya aksesuar Power Delivery destekliyorsa direkt elektriğe bağlamadan buradan ona güç de verebiliyorsunuz. USB portlarının hemen yanında bir tane HDMI çıkışı bulunuyor. Bu HDMI 2.1 destekli. Bir tane Ethernet portumuz var. Bu 2.5 Gigabit destekli. Ve son olarak bir de güç girişimiz bulunuyor. Güç girişinden bahsetmişken hemen cihazın adaptörünü de göstermek istiyorum. Cihazın adaptörü şöyle birazcık büyük diyebileceğim bir formda. Göründüğü kadar ağır değil bu arada ama çok küçük olduğunu da söyleyemem. 330 Watt'lık bir adaptör için ama kesinlikle küçük. Bu tarz aşırı güçlü cihazlarda bazen bunun gibi iki tane adaptör falan çıkıyor. Yani o şekilde düşünecek olursak tek adaptörle bu cihazı beslemek gayet güzel. Ayrıca bu adaptör sayesinde cihazı sadece yarım saatte %50 doldurabiliyorsunuz. Yani hızlı şarja destekliyor, onu da belirtmiş olayım. Ekranımız 17.3 inç boyutunda 240 Hz'lik bir tazeleme oranına sahip 2K'lık bir ekran. Ek olarak DCI-P3 renk gamutunu %100 olarak destekliyor ve Dolby Vision desteğine de sahip. Ekranlarda genel olarak yüksek renk kabiliyeti, yüksek çözünürlük veya yüksek tazeleme oranından iki tanesini seçmemiz gerekir ya. Burada herhangi bir seçim yapmanıza gerek yok. Ekran her şeyi muhteşem bir şekilde sunmuş. Tabii ki aranızda bazı kişiler 4K olabilirdi diyebilir fakat 17.3 inçlik boyutta 2K fazlasıyla ideal. Ekran çerçevelerimiz alt kısmı saymazsak muhteşem derecede ince. Fakat burada bir eksik var gördüğünüz gibi. Üst kısımdaki çerçeveyi incelttikleri için buraya bir webcam koyamamışlar. Herhangi bir yerine de koymamışlar. Asus bazı oyuncu laptoplarına kamera koymuyor biliyorsunuz. Diyor ki oyuncular zaten webcam kullanmıyor veya iş için kullananlar da harici kamera kullanıyor diye bir düşüncesi var. Bence çok doğru bir düşünce değil. Evet, ben de laptopta genel olarak dahili kamerayı neredeyse hiçbir zaman kullanmıyorum. Fakat gerektiğinde böyle bir seçeneğim olması hoşuma gidiyor. Kamera olmasa da mikrofonlar var bu arada üstünde ve gayet güzel bir şekilde çalışıyorlar. Evet, şimdi fiziksel özellikleri bitirdiğimize göre şu cihazın donanımına bir geçelim. İşlemcimiz Intel'in
12. nesil Core i9-12950 HX modeli. Bu işlemci 16 tane fiziksel çekirdeğe sahip. Bunlar 8 artı 8 şeklinde çalışıyor. Yani 8 tanesi yüksek verimlilik, 8 tanesi ise yüksek performans çekirdeği. Bunun yanında 24 threadimiz bulunuyor ve videonun başında da belirttiğim gibi şu arkamda görmüş olduğunuz kocaman masaüstü sistemden ve bayağı üst seviye masaüstü sistemden daha fazla işlem gücüne sahip. Referans olması için o bilgisayarda 5900X bulunuyor. Masa üstündeki alabileceğiniz en güçlü işlemcilerden bir tanesiydi geçen sene. Merak edenler için M1, M2 onların ultra versiyonları vesaire onları tek çekirdek performansında yakalıyor. Çoklu çekirdek performansında ezip geçiyor. Şu anda zaten ekranda bir taraftan benchmark sonuçlarını görüyorsunuz. Bu benchmarkları ücretsiz bir şekilde indirip kendi bilgisayarınızda da deneyebilirsiniz. Aradaki puan farkını oradan kıyaslayabilirsiniz. Depolama olarak cihazın içerisinde 2+2TB şeklinde PCI Express 4.0 M.2 SSD'miz bulunuyor ve bunlar RAID 0 formunda çalışıyor. Yani ikisinin hızını ortak bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Disklerin hızını test ederken şöyle bir problem yaşadım. Diskler o kadar hızlı ki benchmark programı kafayı yiyor. Bazen 7 GB yazma, 10 GB okuma, bazen 8 GB yazma, 11 GB okuma vesaire böyle yani sürekli farklı sonuçlar veriyor. Muhtemelen kullandığım benchmark programı bu kadar yüksek hızlara daha hazır değil. Onun sonucu olduğunu düşünüyorum bunun. Sadece aşırı hızlı olduğunu bilmeniz yeterlidir diye düşünüyorum. Çok hızlı. RAM'lerimiz 32 GB kapasiteye sahip, DDR5 ve 4800 MHz hızlarına sahip. İsterseniz 64 GB'a yükseltebiliyorsunuz ve hazır olarak da sanırım 64 GB'lık bir versiyonu var bu bilgisayarın. Şimdi ekran kartına geçelim. Ekran kartımız RTX 3080 Ti ve RTX 3080 Ti'ın 175 Watt'lık versiyonu. Laptoplarda biliyorsunuz bu ekran kartları her ne kadar aynı olsa bile yani ismi aynı olsa bile wattları değişebiliyor. Bunu üretici belirliyor yani ne kadar iyi bir soğutma kullandıysa aslında ona göre wattı açabiliyor ve 175 watt en yüksek versiyonu. Cihazda 2K ekran olduğunu düşünecek olursak günümüz oyunlarının hepsini bu ekran kartıyla ultra grafiklerde rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Bunun dışında bu cihazda bir de MUX Switch diye yeni bir özellik bulunuyor. Bu teknoloji bu iletimin direkt şekilde yapılmasını sağlıyor. Bu sayede %15 civarı daha az gecikmeye sahip oluyorsunuz. Kısaca doğrudan ekran kartı da diyebiliriz yani iletim direkt harici 3080 Ti'den bu ekrana iletilmiş oluyor masa üstündeki gibi. Laptop bu kadar yüksek donanım ve bu kadar yüksek işlem gücüne sahip olmasına rağmen muhteşem bir soğutma sistemi kullanılmış. Cihazın içerisinde özel yaprak tasarımına sahip fanlar kullanılmış ve bunlar ek olarak sıvı metalle desteklenmiş. Normal termal macun yerine sıvı metal kullanılması soğutmaya ciddi şekilde etki ediyor. Ek olarak fan sesi en yüksek ayarlarında bile 40 desibelin altında kalıyor. Onu da belirteyim. Günlük kullanımda hafif işlerde vesaire zaten hiçbir şekilde fan sesi duymuyorsunuz. Cihazı sonuna kadar zorladığınızda yine kulaklık takıyorsanız bu fan sesini de duymazsınız. Laptopun ısınan parçaların hepsi şöyle üst tarafta yer aldığı için avucunuzun geldiği yerlerde vesaire de çok fazla ısı hissetmiyorsunuz. Bunlar dışında tabii ki Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 vesaire günümüzün güncel, en güncel teknolojilerini de barındırıyor. Ek olarak hoparlörlerimiz Dolby Atmos destekli. Onu da hemen size bir dinletmek istiyorum çünkü çok iyi. Ses kalitesi ve ses yüksekliği kesinlikle bir laptoptan bekleyeceğinizin çok daha üstünde. Şimdi her şeyine değindik fakat bu özünde bir oyuncu laptopu, o yüzden oyun testleriyle devam. We'll be right back.
Asus ROG Strix Scar 17 Special Edition modeli genel olarak bu şekildeydi. İsminin kesinlikle hakkını veriyor. Açıkçası ürünün fiyatına bakmadan yaptım bu incelemeyi, fakat tabii ki uygun fiyatlı bir laptop olmasını beklemiyorum. Güncel fiyatını merak edenler için açıklama bölümüne link bırakıyor olacağım. Ayrıca Day One ROG sitesini de ziyaret etmeyi unutmayın. Asus'a bu videoyu desteklediği için teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamını kaçırmamak için aşağıdan kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.